Uzay. Bu sonsuz boşlukta yapayalnızız. Dünya bizim tek hayat alanımız. Gidecek başka yerimiz yok. Ne bizim ne de bu yeryüzünü paylaştıklarımızın. Onlar bitkisi, toprağı, hayvanı, havası, suyuyla bizim hayat ortaklarımız. Biz onlar olmadan hayatımızı sürdüremeyiz. Oysa onların bize ihtiyacı yok. Ama biz onları yok ediyoruz. Yok ederek aslında kendimizi yok ediyoruz. Neslimizi, soyumuzu ve hayatı. Türkiye olarak tabiatın en cömert davrandığı ülkelerden birinde yaşıyoruz. Ama tabiatın cömert davranması demek hak sahibi olduğumuz anlamına gelmiyor. Aksine neslimiz, soyumuz, insanlık adına büyük bir sorumluluk üstlenmemizi gerektiriyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, işte bu ağır sorumluluğu en fazla duyan kurumlardan biri. Çevre bilinci ve hassasiyetini artırmaya yönelik kamuoyu çalışmalarının yanında, su altında ve su üstünde yaşayan canlı ve cansız tüm varlıkların korunması konusunda titiz çalışmalar yürüten Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, genç, dinamik, donanımlı ve çağ yakalayan çok sektörlü bakış açısına sahip vizyonuyla, koruma öncelikli karar alma yetkisiyle çalışmalarını yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde ülkemizdeki doğal zenginliklerimiz ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir kullanım anlayışına uygun bir biçimde yönetilmesine, bugünkü ve gelecek nesillerin sağlıklı ve temiz bir doğada yaşamasına katkıda bulunmak için var gücüyle çalışan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, bu sorumluluk bilinciyle hassas alanlar, av yönetimi, yaban hayatı, milli parklar ve doğa koruma gibi ihtisas alanlarındaki birçok projeyi eş zamanlı olarak yürütmektedir. Araştırma, izleme ve koruma projelerinin yanında ülkemizin biyolojik çeşitliliği gibi son derece önemli bir alanda da titiz çalışmalar gerçekleştiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, bu maksatla ulusal ve uluslararası bilimsel organizasyonlar gerçekleştirmektedir. Binbir renk, tek renk olmadan. 22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü dolayısıyla yurt genelinde birçok eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları düzenleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, bu yıl Binbir Renk Tek Renk Olmadan ana temasıyla Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu düzenleyerek ülkemizin biyolojik zenginliğini ve koruma stratejilerini bilim insanlarının yönetiminde konuşarak bu zenginliğimizin gelecek nesillere aktarılmasında yine önemli bir görevi yerine getirmektedir. 1992 yılında Birleşmiş Milletler Rio Çevre Zirvesi'nde imzalanan biyolojik çeşitliliğin mevcut ve gelecek nesillerin faydalanması için korunması ve sürdürülebilir şekilde kullanılması sözleşmesiyle başlayan süreç, 2007 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Türkiye Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı'yla devam etmiştir. Bu süreçte ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla, üniversitelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarının katkısı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü için son derece yararlı ve belirleyici olmuştur. Tüm Avrupa kıtasının biyolojik çeşitliliğini tek başına bünyesinde barındıran bereketli Anadolu topraklarındaki bitki ve hayvan türleriyle, endemik tüm türleri, coğrafi bilgi sistemi, teknolojik altyapısıyla, Nuh'un Gemisi Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı adı altında toplayan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, bilim insanlarıyla beraber ülkemizin biyolojik zenginliğini korumaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edecektir. Bir renk, tek renk olmadan korumak elimizde.